Ömer Lekesiz Kudüs'ü yazmalı aman niye? Kardeşim İbrahim Tenekeci son yazısında benim adımı da zikretme nezaketi göstererek Kudüs'le ilgili bulunan kimi arkadaşlarımızın orayla ilgili müstakil birer kitap yazmalarını istemiş. Gerekçesi de son derece makul ve makul. Kudüs'ü sadece dilimizin değil kalbimizin de gündeminde tutabilmek. Sıcak ve taze. Buna mahsus düşüncelerimi yazacağım. Ancak Tenekeci'nin bu teklifini yaptığı günden bir önceki akşam, Ahmet Ağrakça ve Yusuf Kaplan'la birlikte Faruk Aksoy'un TV.net'teki programında Kudüs'ü konuştuktan sonra Mustafa Kutlu ağabeyin telefonla ilettiği bir talepten de söz etmeliyim. Kutlu ağabey o programda öne çıkan Kudüs için ne yapmalıyız sorusunun cevabıyla alakalı büyük büyük projeler geliştirmeye gerek olmadığını, daha sade ve samimi işlerin buna güzel bir cevap oluşturacağını belirterek, yahu Kudüs üzerine dört başı mamur bir belgesel bile çekilmedi. Kudüs'ü ancak gören biliyor, onu bilmeyenler ne bilmediklerini de bilmiyorlar. Asıl buradan başlamak gerekmez mi diyordu. Kudüs'e dair ilk belgeseli kıt imkanlarla merhum Akif Emre çekmişti bizde. O belgesel bile kaybolup gitti. Şimdi düşünüyorum da İslamcılık öyle lafla olmuyor. Akif Emre başkalarının ihtiyacından önce kendi ferdi zihni ihtiyacını gözeterek el atmıştı bu işlere. Kendi zihniyetini doğru yapılandırmayanın başkalarının zihnine etki edemeyeceğini iyi biliyor ve bu manada kendisi için yaptığı şeyin Rabbimiz tarafından bereketlendirilerek başkalarının istifadesine açılabileceğini düşünüyordu. Nitekim Elveda Endülüs Moriskolar belgeselini de bu maksat ve misyonla yapmıştı. Kardeşim ki Kudüs'ü doğru anlama ve anlatma sevdası yüzünden İsrail tarafından bölgeye girişi 10 yıl yasaklanmış bulunan Bülent Deniz'in çalışmaları hariç, sonradan yapılan birkaç belgesel, gerçek ihtiyaçtan değil, ihtiyacın sahnelenme çabasından kaynaklandığından olmalı, güdük ve sathi kaldı. Akif Emre'nin en çok korktuğu ve şiddetle uzak durduğu bir niyete oturuyordu biraz da o çalışmalar. Kudüs'ün ticaretine. Bu benim de en çok korktuğum ve kaçınmaya çalıştığım şeydir. Kutlu ağabeyin hatırlatmasına bir vurgu da kendim yaparken, İbrahim Tenekeci'nin zikrettiğim teklifine kardeşlik hukukumuza sığınarak ve itiraz da etmeyerek bir şerh düşme ihtiyacındayım. Şöyle ki, benim ve devamında Tenekeci'nin de dahil olduğu iki kuşak, şikayet kuşağı değildir. Bizler Kudüs konusunda bilgi yokluğundan yakınmadık çünkü. Okuduğumuz hemen her şeyde mutlaka Kudüs'e değen bir yan vardı. Son tahlilde Kudüs'ü görmeden seven ve onu medeniyetimizin yapı taşlarından biri olarak İslam metafiziği içinde en iyi şekilde anlatan Sezai Karakoç'un çocuklarıydık. Değerli bilgiye ulaşmanın zaman ayırmak ve zihin yormak yönünden bir bedel ödemeyi gerektirdiğini biliyorduk. Kudüs'ün yazılmış ve yazılabilecek en teferruatlı tarihi Tevrat'tır. Kur'an'ın Bakara, Ali İmran, Araf, Maide, Meryem ve haseten İsra, İsrail sureleri Tevrat'taki ilgili bilgileri, tasih ve efsaneleri tenzil eden, teferruattan arındırarak öze indiren eşsiz rehberlerdir. Bu konuda asıl incelik şuradadır. Kur'an'da İsrailoğullarına hitaben yapılan hatırlatmalar, uyarılar, tembihler, tavsiyeler onlara özel değildir, geneldir. Diğer bir söyleyişle başka kavimlerin, ümmetlerin kıssaları, bunlarla buluştukları an itibariyle buluşanların tamamına yöneliktir. Dolayısıyla Kudüs'ün kozmolojik, tarihi, sosyal ve siyasal bilgisi bu hassasiyetin içinden süzülerek öğrenildiğinde ancak genelden özele inen bir bilgisel somutluğa evrilir. Örneğin Mustafa Öztürk'ün İsra suresinin 5 ve 7. ayetlerinin meallerine düştüğü, bu ayette anılan husus M.Ö. 6. yüzyılda Babil kralı Nabukadnezar'ın Kudüs'ü işgal edip Süleyman mabedini 1. mabedi yıkması ve Yahudileri esir almasıdır. Ve bu ayette muhtemelen Romalı Titus'un M.Ö. 70 yılında Kudüs'ü işgal edip 2. mabedi yakıp yıkması kastedilmektedir şeklindeki dipnotları okumayan bir Müslümanın, bu tarihleri başkalarından öğrenmesinin hiçbir kıymeti olmadığı gibi, şimdi Yahudilerin üzerindeki camileri ve Kubbetü Sahra'yı yıkmak üzere Beytül Makdis'in altına oymalarındaki gerçek nedeni bilmelerinin imkanı da yoktur. O halde bizim meselemiz 40 soruda Kudüs'ü keşfetme metinleri üretmek olmamalıdır. Onu nebevi tarih içinde çözümlemek ve bir ibret numunesi olarak kaydetmek olmalıdır. Bundan kastım Kudüs'ün pratik bilgilerle tanıtılmasına, tarihinin çocuklarımıza çizgili kitaplar halinde sunulmasına, hatıra pulları basılmasına karşı çıkmak değildir. Bunlar da olmalıdır, olmak zorundadır. Asıl kastım ve ısrarla söylemek istediğim ille samimiyet, ille samimiyet ve ille samimiyettir kıble mescidinin halılarını cep telefonlarıyla görüntüleyerek işte müslümanlar derneğimize olan hayırlarınızla bu halıları yaptırdık diyen yahudi tabiatlı müslümanların varlığına tanıklığım benim engelimdir sevgilinin evini yazdığım 1995 yılında ve o yazma niyetinde sabit kalmak istiyorum bu yüzden aynı sabitede vefat eden Akif Emre'ye okuyacağınız fatihalardan beni de nasiplendirin lütfen Ömer Lekesiz Yeni Şafak. Siz...